Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. Bugün 18 Ağustos Çarşamba. Ekrandan da görebileceğiniz gibi kripto para piyasası dün olduğu gibi bugün de ağırlık rengini kırmızı olarak seçti. Lider kripto para benim Bitcoin dolar cephesinde kritik bir destek noktası vardı. Onun bir miktar altına sarkıldı. Şu anda parite tekrar toparlanma çabası içerisinde biraz sonra analizimizde bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ethereum dolar paritesi gerilemesine rağmen hala 3000 dolar seviyesinin üzerinde ancak o da önemli bir trend desteğinin bir miktar altında tekrar toparlanma çabası içerisinde aynı Bitcoin dolar olduğu gibi. Önemli kripto para birimlerinden Binance Coin'de %3.82, ADA'da %2.72, Dogecoin'de %7.70, XRP'de ise %14.18 oranında kayıplar var. Gördüğünüz gibi renk bugün başta da belirttiğimiz gibi kırmızı. Bugünkü videomuzda Bitcoin dolar Partisi'ni inceleyeceğiz. Piyasaya yön vermesi açısından, domine etmesi açısından bunun dışında Neo'da sizden gelen istekler doğrultusunda bugünkü videomuzun konuları arasında yer alacak. İsterseniz hemen Bitcoin dolar paritesiyle başlayalım. Bitcoin dolar paritesi için dün detaylı bir analiz yapmıştık hatırlarsanız haftalık 4 saatlik ve günlük grafikteki detayları incelemiştik Bitcoin dolar paritesinde ve 45 bin dolar seviyesine dikkat çekmiştik 45 bin 300 dolar seviyesine dikkat çekmiştik hatırlıyorsanız nedeni ise bu mavile gösterdiğimiz yükseliş trendinin bu maviyle gösterdim. Yükseliş trendinin destek noktası olması açısından bu seviyenin altına gelmemesi gerektiğini belirtiyorduk. Ancak bu seviyenin altına gelmesi durumunda ise yaklaşık e, 44 bin dolar seviyesinin üzerinde bir destek noktası olduğunu bu destek noktasının üzerinde kalınması durumunda bunu bir sarkma olarak adlandırabileceğimizin altını çizmiştik. Şimdi parite bu maviyle gösterdiğimiz e, yükseliş trendinin üzerinde hareketini devam ettirdi 20 Ağustos tarihinden beri. Ve 20 Ağustos tarihinden sonra parite Bitcoin dolar paritesi 5 Ağustos 20 Temmuz tarihinden beri çok pardon 5 Ağustos tarihinde bu çizgisinin bir miktar altına sarktı ve 37.297 37.300 dolar seviyelerine kadar geriledi. Şimdi dünkü sarkmada daha doğrusu son 2 tane 4 saatlik periyotta yaşadığımız sarkmada milimetrik bir şekilde bir önceki sarkmanın oranı kadar dikkat ederseniz bununla ilgili bir kırmızı bir tren çizgisi çizdik. Bu tren çizgisine paralel olarak dikkat ederseniz şu anda 42.000 44.200 dolar seviyelerinde bir tepki hareketi geldi Bitcoin dolar e, paritesine. Yani bu aslında kırmızıyla gösterdiğimiz yükseliş trendi ana trendin bir nevi sibobu konumunda. Yani paritenin bu seviyenin altına gelmesi pek hoş karşılanmayabilir şu dakikalar itibariyle. Şimdi bu seviyenin altı bu şu dakikalar itibariyle bu trendin destek noktası 44.400 dolar seviyelerine denk geliyor yaklaşık olarak. Bu seviyenin altına gelinmesi durumunda 43.800 43.800 dolar seviyesinde bir ara destek noktası olmak üzere kritik 43.110 dolar desteğine kadar bir geri çekilme riski var. Yani parite için şöyle söyleyebiliriz. 43.110 dolar seviyesinin altına gelmediği sürece bu geri çekilmeleri bir sarkma olarak adlandıracağız. Parite bu kırmızı ile gösterdiğimiz düşüş tren çizgisini yani paritedeki bu olumlu havanın kısmen devam edebilmesi için şu bölgenin üzerinde kalması lazım. Burası da 43.110 dolar seviyesi yapıyor. Yani 43.000 dolar seviyesinin üzerinde bir Bitcoin dolar paritesi görmemiz lazım bizim. Yani maliyetlenmelerin bu seviyelerinin 43.110 dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi lazım. Özetlersek evet Bitcoin dolar paritesi şu anda ana yükseliş trendi olarak gösterdiniz. Mavili gösterdiğimiz Bu trend çizgisinin altına sarktı. Ancak daha önce 5 Ağustos tarihinde de benzer bir sarkma olmuştu ve Parite çabuk toparlayarak bu seviyenin üzerine tekrar çıkmıştı. Hemen hemen milimetrik bir şekilde kırmızıyla gösteren bu trend çizgisinin destek noktasını test ederek şu anda yönünü yukarı çevirmiş durumda. Paritenin tekrar 45.500 dolar seviyesinin üzerine çıkarak bu trend çizgisinin tekrar üzerine çıkması gerekiyor. Olumlu sinyallerin, olumlu havanın devam edebilmesi için. Bunun dışında çok kısa vadeli olarak bakacak olursak. Şimdi 16 Ağustos tarihinde yaklaşık 48.000 dolar seviyelerinden başlayan bir düşüş hareketi var paritede. Bu 45 bin, 3 bin dolarlık, 3, bin, 3 bin 500 dolarlık bir düşüş anlamına geliyor. Şimdi bu düşüşün trendi de kırmızıyla göster bunu, e, kırmızı çizgiyle gösterelim ve bu trendin Direnç noktası şu anda 46.633 dolar seviyelerinde. Yani 46.779 dolar seviyesine daha önce dikkat çekmiştik zaten. 46.779 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa artık paritede 48.000 dolar seviyesinin üzerine de bir hareket yaşanabilir. Çünkü o zaman biz bu geri çekilmeyi bir güç toplama olarak bir güçlenme olarak nitelendireceğiz, sıfatlandıracağız. Bu gerçekleşirse 49.755 dolar seviyesi ve 51.543 dolar seviyesi Bitcoin dolar paritesinde hedeflenebilir. Kısa vadede hızlı bir şekilde. Ancak bundan da daha önemlisi diyelim. En az bunu kadar önemli diyelim. 50.900 yani 51.000 dolar seviyesinde de Bitcoin dolar paritesinin önceki analizlerimizde sık sık durduğumuz ve paritede aslında yükseliş hareketlerinin zirve noktaların test edildiği nokta var. Trend çizgisi var. Bu trend çizgisinde üzerine çıkması durumunda paritede artık yavaş yavaş 60 bin dolarlı seviyeleri 60-64 bin dolarlı seviyeleri telaffuz etmeye başlayabiliriz kademeli olarak. Özetlersek parite 40, e, şu anda 45.200 dolar seviyesinde bir iki, bir iki, önceki 4 saatlik periyotta 45.300 dolar seviyesine denk gelen bu ana yükseliş trendinin destek noktasının altına sarktı. Geri çekilmelerde 5 Ağustos'ta olduğu gibi ee, kırmızı ile gösterdiğimiz bu trend Din üzerinde kalmayı başardı. Bu trend çizgisinden deste destekle yönünü yukarı çevirdi. Şu anda 45.500 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor paritedeki bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için. Ancak asıl rahatlama 46.779 dolar seviyesinin üzerine çıkılmasıyla olacak. Bu gerçekleşirse 50.000 dolar seviyeleri biz hedefleyebiliriz kısa vadede. 43.110 dolar seviyesi olası geri çekilmelerde son derece, son derece önemli yatay destek noktası konumunda paritenin en azından bu tren çizgilerinin altına gelse bile 43.110 dolar seviyesinin altına gelmemesi gerekiyor ki olumlu havanın devam edebilmesi için. Şu anda maktama indikatörüne bakalım. Maktama indikatörüne yavaş yavaş pozitif yönde sinyal üretmeye başladı. Bu tepki hareketinin bir miktarda devam edebileceğine yönelik e, ilk sinyal olabilir. Bu sebeple yukarı hareketlerin en azından bu 46.779 dolar seviyesine kadar devam etmesi önümüzdeki seanslarda beklenebilir. Dediğimiz gibi 43.110 dolar seviyesi son derece önemli. Bu kırmızıyla gösterdiğimiz yatay destek noktasına da dikkat etmekte fayda var. Burası yaklaşık 44.400 dolar seviyesine, 44.400 44.500 dolar seviyesine denk geliyor. Hemen isterseniz bir de Neo'ya bakalım. Neo'da 20 Temmuz tarihinden beri başlayan bir yükseliş trendi vardı. Bu trendi kısmi olarak kanala çevirmişti hatırlarsınız. Önce kanalizmimizde yer vermiştik. Ve Neo'da bu hareket bu aynı Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi bu mavili gösterdiğimiz yükseliş trendi üzerine sürmeye devam ediyor gibi gözüküyor şu an için. Ee, bir miktar altına sarttı. Aynı Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi 48-80 dolar seviyesine denk geldi. Ee, 46-49-56 dolar seviyesinde bir destek noktası vardı. Şimdi ne da şu dakikalar itibariyle bu trendin destek noktası 49-84 dolar seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece NEO'da da inişli çıkışlı bir fiyat seyri de gözlemlesek yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir gibi gözüküyor şu dakikalar itibariyle. Eğer bu hareket gerçekleşirse NEO'da da kademeli de olsa bu trendin bu kanalın üst seviyesine kadar, üst trendine kadar bir hareket gözlemleyebiliriz. Kademeli de olsa hemen değil. Burası da yaklaşık 60 dolar seviyelerin üzeri yapıyor. Ancak Neo'da asıl önemli nokta şu an için görülen itibariyle 62.89 dolar seviyesi. Çünkü bu seviyenin aşılması durumunda 73 dolar seviyelerine kadar Neo'da bir hareket beklenebilir. O zaman Neo'da dikkat takip etmemiz gereken nokta bu kanal e, trend desteğinin üzerinde duruyor mu, durmuyor mu? Burası da yaklaşık 50 dolar seviyesi yapıyor. 50 dolar seviyesinin altına gelmesi durumunda da kademeli olarak 44 dolar seviyelerine 44.86 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme hareketi gözlemleyebiliriz. Bu seviyenin altında ise NEO'da yaklaşık 40 dolar seviyesi var. Ancak 44 dolar seviyesinin altına gelinmesi durumunda NEO'da bu maviyle gösterdiğimiz yükseliş trendinden oluşan olumlu havanın dağılma ihtimali yüksek olduğunu söylemekte fayda var. O sebeple 44 dolar seviyesini yatırımcılar elinde NEO bulan yatırımcılar takip etmeli. Ee, olası NEO pozisyonları açmak için ise bu trendin destek noktasının üzerinde kalınıp kalmayacağı yine takip edilmesi gereken konular arasında Neo'da maktama indikatörü negatif yönde simüle üretiyor. Ancak maktama indikatörün oldukça satın bölgesine yaklaştığını görüyoruz. Ee, bu seviyelerden tepki hareketinin gelme ihtimalini yüksek ee, yüksek olabilir. Yine de temkinli olmakta fayda var. Özellikle mavi ile gösterdiğimiz trend çizgisi üzerinde kalınıp kalınmayacağı Neo için <laughs> son derece önemli olacak. Yukarı hareketler dediğimiz gibi bu trendin üzerinde kaldığı sürece 60 dolar seviyesi ara direnç noktası olmak üzere 63-64 dolar seviyelerine kadar Neo'da kademeli de olsa bir yükseliş hareketi bir potansiyel oluşabilir gibi gözüküyor şu dakikalar itibariyle. Bugünkü videomuzda her zaman olduğu gibi piyasaya yön vermesi açısından ve piyasayı peşinden sürüklemesi açısından Bitcoin dolar paritesine baktık. Onun dışında sizden gelen istekler doğrultusunda Neo'da bugünkü videomuzun konular arasında yer aldı. Bir sonraki video analizimize görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.